ve kadınla seçme seçilme hakkını veren, dünyadaki birçok ülkeden önce veren bir partinin milletvekiliyim. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, o büyük lidere, bir kurucu liderimize, atamıza buradan bir kez daha saygılarımı, özlemlerimi yolluyorum ve önünde büyük bir saygıyla eğiliyorum. Medeni kanunu kabul etmiş. Kaç? Yaklaşık 100 yıl önce, 97 yıl önce. Şimdi böyle bir partiden bahsediyoruz, böyle bir oluşumdan bahsediyoruz. Niye? Çünkü o Kurtuluş Savaşı'nda Kara Fatma arkadaşları, o yiğit kadınlar, Anadolu'daki kadınlar, Mersin'in yörükleri, Adana'nın kadınları, ben memleketimden örnek veriyorum. Akın akın dağdan omuzlarında silah taşıdılar, bu vatanı kurtardılar. Şimdi nereye geldik oradan? 6.284 sayılı yasa kaldırılsın, İstanbul Sözleşmesi ihanettir diyen, yeniden Refah Partisi ile ittifak yapan bir cumhurbaşkanına geldik. Ya bir parça edep beyler ya. 6.284 sayılı yasa ne diyor? Şiddet gören, şiddet görmesi muhtemel tehlike içerisinde olan kadın ve çocuklar için alınan önlemler bütünü diyor. Yasanın tarifi bu, içerisindeki önlemler. Evet. Ne yapıyor? Uzaklaştırma kararı veriyor. Gerekirse tutuklama kararı veriyor. Eşine dokunan ya da dokunma ihtimali olan, vurma ihtimali olan, şiddet uygulama ihtimali olan erkeği evinden defol git diyor. Bu yasa diyor. Peki Yeniden Refah Partisi ne diyor? Kalkacak şartım o diyor. Ve ona rağmen onu ittifa alan Recep Tayyip Erdoğan var. Geliyorum Büyük Birlik Partisi. Şimdi bize altılı masa çok kalabalık, ne olacak derken 5 oldu bunlar. Evet. 5. Hiçbir şey söylemiyorum ben Büyük Birlik Partisi'ne. Tek bir şey söyleyeceğim. Kurucu, doğal liderleri Muhsin Muhsin yazıcı. Yazıcıoğlu'nun kıymetli eşi, bu partinin lideri mahkeme salonundan kovdu. Başka bir şey söylemiyorum. Ülkemin takdiri. MHP'yi en sona bırakalım isterseniz. Hüdapar'a gelelim. Sayın Saadettin Tantan çok güzel söyledi. Devlet Bahçeli Başbakan Yardımcısı iken ben İçişleri Bakanıydım dedi. Ben de Mersin'de genç bir çocuktum. Birinci sınıftım. Genç bir öğrenciydim. Mersin'de kazılar yapıldı. Bir hanımefendiye bir hafta boyunca işkenceler yapıldı. Ondan sonra onun domuz bağıyla öldürülüp bahçeye gömüldüğünü gördük. Türkiye'nin her yerinde daha sonra bu tip mezarlar çıktı, domuz bağları çıktı. Hizbullah'la bağlantısını gördük. Şimdi bu partiyle de ittifak yapan beyefendi bize laf ediyor. Ve MHP'ye gelin, bu bağlamda Devlet Bahçeli herhalde bir sıkıntı da var, bilmiyorum ama Hüdapar'ın Hizbullah dair bu işlerle ilişkisi yok diyor. Ya senin imzan var. Ben çok merak ediyorum, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına katıldın mı, katılmadın mı? Katıldı tabii ki. Sen O dönemde. Tantan'la hiç görüşmedin mi? Bakanlar Kurulu'nda bunu Sayın Tantan size anlatmadı mı? Sen bunu nasıl inkar edebilirsin? Seni bu hale getiren nedir merak ediyorum. Barajın altı, %10'luk barajın altındasın. %7'ye düştü, onun da altındasın. Bugün %5 olsa onun da altında olacaksın. İradeni, aklını, fikrini, ideolojini, her şeyini saraya teslim etmişsin. Şimdi de Hüdapar denen parti Hizbullah'ı savunacak duruma gelmişsin. Ben daha ne diyeyim ki sana? Sana söyleyecek hiçbir laf yok. Sen orada kal. Şimdi ve Şemsiye Parti AKP. Türkiye, Afganistan değil. Olamaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu güzel cumhuriyet bu yasaları 100 yıl önce yaptı. Laiklik, kadın erkek eşitliği, medeni kanun, çağdaş ceza kanunu. Kadının bir birey toplumda, erkekle tamamen her koşulda,
her şekilde eşit olduğunu 100 yıl önce kabul ettik biz. İstanbul Sözleşmesi'ni sen bir kenara bırakacaksın. Ondan sonra eksik olan, tamamlanması gereken o kadar hüküm olmasına rağmen 6.284 sayılı yasayı kaldıralım diyeceksin. O zaman sen şunu diyorsun. Kadın çalışmayacak. Kadın evinden dışarı çıkmayacak. Kadın güneş görmeyecek. Kadın her türlü şiddete uğrayacak. Kadın sadece çocuk yapıp evde kocasını onlara bakacak. Yapma ya. Sen bu kötü hayalleri kurabilirsin. Ama senin hayallerin 100 yıl boyunca bizim kabusumuz olmuştur. Ve izin vermemişizdir. Ben bu ülkedeki tüm kadınlara sesleniyorum. Tüm çocuklara sesleniyorum. Tüm gençlere sesleniyorum. Sakın! Sakın! 6.284 sayılı yasayı kaldırın deyip saraya gelenleri affetmeyin. Gonca Kürşi, Mersin'de domuz bağıyla öldürüp işkence yapan bir partiyle ittifak yapan Recep Tayyip Erdoğan'ı affetmeyin. İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede kararnameyle yırtıp atanları affetmeyin. İşte kadınların seçimi derken bunu söylüyorum. Bu 14 Mayıs 2023 seçimleri en çok kadınların bu ülkede. Evsiz kalan kadınların, çocuğuna süt veremeyen kadınların, bir kez daha söylüyorum, çadırda minik armağanını doğurduktan sonra üzüntüden sütü kesilen Hatice kardeşimin süt yerine çocuğuna dağıtılan çorbayı 20 günlük çocuğa içirmek zorunda kalan Hatice kardeşimin seçimi. Bugün çadırda toplama yerlerinde leğende çamaşırı, bulaşık evlatlarını yıkayan insanların seçimleri. Ekmekle, şekerli suyla çocukların karnını doyurmak isteyen kadının seçimleri. Son 30 yılda cinayete kurban gitmiş tüm kadınların yakınlarının, annesinin, babasının, kardeşlerinin seçimi. Herkes bunu böyle bilsin. Sakın! Sakın! Sen kadın her türlü şiddeti görebilir diyen bir partiyle ittifak yapacaksın partinin kadınlarına rağmen. Özlem Gürses. Özlem Zengin. Evet, Özlem Zengin başta olmak üzere birçok AKP'deki arkadaşımız buna karşı çıkıyor. Ben AKP'ye oy veren, geçmişte üye olan kardeşlerime de sesleniyorum. Tüm kadınlara sesleniyorum. A partisi, B partisi, C partisi. Partisi olmayan ev hanımları. Sakın haklarınızı böyle bir ittifaka vermeyin. Gonca Kürşi öldüren bir partinin ittifak yaptığı cumhurbaşkanına oyunuzu vermeyin. Kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili 6.284 demeyelim. Bakın kadına dokundurmayan, kadının dövülmesini, tehdit edilmesini, küfredilmesini engelleyen, eden eşi hemen uzaklaştıran yasaya kalkması için evet diyen bu ittifak oy vermeyin. Kadını ve kadının varsa çocuklarını da koruyan aynı zamanda. Bakın, kadın ve çocuk efendim. Evet. Neler gördük? 21 yılda neler gördük? Ensar'da gördük, Aladağ'da gördük. Özge Can, memleketim Tarsus'ta. Bir gencecik bir öğrencinin, kadının yakılarak öldürüldüğünü gördük. Neyi cesaret alıyorlar? İşte bu tip yapılardan cesaret alıyorlar. Görüyorum bazen ben yürürken. Beyefendi önden yürüyor, eşi arkadan yürüyor. Başı önde. Hayır!